Başkanım hoş geldiniz. Her şey güzel olur. Buyurun başkanım. Lezzetiniz güzel olsun. Allah'a kurban olsun. Bu gönülde neler yatıyor? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Tek başkanım. Abla kolay gelsin. Hayırlı işler ustam. Temel başkan nerede? Temel. Temel başkan. Yüksel Bey adayımız. Eyvallah. Canım benim. İyi misiniz? Sizin yolunuzdayız. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhaba. İyi misiniz? Nereden geliyorsunuz? Çok naziksin. İnşallah mahcup olmayız size. İnşallah mahcup olmayız size. Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz, okuyor musunuz? Ne güzel. Hangi bölüm? Çocuk gelişimi. Harika. Yolunuza çıkıyorsunuz. Hadi başarılar dilerim. İnşallah çok kreş açacağız. Size ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Başarılar dilerim. Aynen öyle. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Eyvallah. Sene yine sizdeyiz. İnşallah. İnşallah bir fotoğraf çekelim. Tamam. Tamam. Ama Dilek Hanım da gelsin. Ben yardım istersen. Abi lütfen süper. Harikasınız. İnşallah gene kazanacağız. İnşallah. Buyurun efendim. Süper. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Allah korusun. Vallahi her şey seninle. Sağ ol. Ne mutlu bize. Ya. Biz de layık oluruz. Vallahi bizim ailece. Aşiretem seninle beraber. Sağ ol. Ne mutlu bize. Hiçbir oyumuz bir yere gitmez. Teşekkür ederiz. Merhaba. Ver. İyi misin ablacığım? İyi. Merhaba başkanım. Allah'a emanet ol. İnşallah sağ geri kazanırsın. İnşallah yolu açık olsun. Sağ ablacığım var ol. Güzel olsun. Merhaba. Kusu seni onur görüyorum. Duydum. İnşallah. Resim çekilebilir miyiz? Gel çekilin. Biz de duralım. Tamam tamam. Biz de duralım. Hadi ablalarımızı da çekin bakayım. Başkanım. Abiler biraz başkanım. Beraber. Sizi bırakmak istemiyorum. Ne bu ne bana? Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Allah bağışlasın. Başkan tamam. Bir çekme. Sen ver telefon hep beraber çekin. Alayım. Gel kızım. Gel. Gel. Nasılsınız? Hoş sefa geldin. Ne güzel onur duydum. En az 8 sene var. Şimdi ne mutlu bana. Gidip geri geleceğim. Hemen senin uğruna. Allah razı olsun. Parmağımı da geçen seçimde gördüm. Senin için geldim yani yine. Geçmiş olsun abi. Düştüm yine geldim. Sediyeyle yine geldim. Allah razı olsun. Layık olacağız size. Layık olacağız. Allah yolunu açık etsin. Sağ ol. Sağ ol. Herhalde süren yapıyorsunuz. Maşallah mankenler gibi. Buyurun. Hangi taktiniz? Şey mi basket? Basketbol. İkincilikte basketbolcusu profesyonel. Güzel başarılar dilerim. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Yani artık boylar değişti. Sizin boydakiler handbol da oynuyor. Basketbol da oynuyor. Voleybol da oynuyor. Evet, evet, yani evet. Eskiden sadece basketçilerdi ama. Beni görebilir miyim? Bayağı Allah'ın seni arayacağım sana hediyeler yok. Sen de muhatipte mi okuyorsun? Bir arkadaşım var. Bunu da arayacağım, seni de arayacağım. Bir de İstanbul'dan. Tamam. Başkanım. Tamam. Tamam. İstanbul'dan Fahri Tarık'a bulduk. Tamam dur. Başkanım. Ne gün görelim? 10 kere görelim. 10 kere. Ben adlarını görelim. Dilek Hanım. Başkanım. Allah başkanım. Ekrem abi. Başkanım onu iletin lütfen. Başkanım sana bir şey söyleyeceğim. Ekrem abi. Annemi görmüş gibi. Başkanım. Başkanım. Görüşelim başkanım. Tamam. Anneciğim öpüyorum ellerinde. Başkanım ben sana öpüyorum. Başkanım. Sağ ol. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz sizin kesin bilgiler. Bugünün büyük buluşmasında birlikte olduk. Öğreniyoruz. Ülkeye benim kesin. İlken iyi oldu. Ve dinlenen ülkelerimizi birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız. İstanbul başardı. Gül görende basın uçak. Teşekkür ediyoruz size. Şuraya baksana Dilek. Çok tatlıyız. Biz seninleyiz. Hoş geldin. Allah'ın izniyle. Allah'ın engelli arkadaşımıza bir fotoğraf çekelim. Nasılsınız? İyiyim. Bak dur alacağım onu dur. Allah sağ ol başkanım. Sağ ol güzel çocuklar. Hadi. Anneciğim sağ olun. Hoş sefa geldiniz. Öpüyorum ellerinde. Görüşmek istiyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Nasılsın? Nasılsın? Senden pazarda sarılmıştık, konuşmuştuk. Ay bir resmimizi kurban olurum Allah'ım. Sağ ol. Bir şeyim var sana. Allah razı olsun. Ellerinden öperim. Var olsun. Başkanım. Başkanım. Allah bağışlasın kardeşim. Allah bağışlasın. Yolunuza baş koyun. Sağ ol. Ölmek var, ölmek yok. Sağ ol ablacığım. Sağ ol ablacığım. Sağ ol. Açtın. Saltanatı bitirecek şu Allah'ın Allah'ım. Tam orada şeyde gösteriyor.
bizim milletimizi tehdit edecek kişi anasının karnından doğmadı kardeşim. Doğmadı. Bırakın o oy vermezseniz hizmet yapmam demesine hiç aldırış etmeyin. Tehdit ediyor niye biliyor musunuz? Söyleyeyim mi niye? Sözüm ona kürsüden sizi tehdit ediyor ya oy vermezseniz hizmet yapmam. Niye tehdit ediyor biliyor musunuz? Sizden korkuyor, korkuyor. En çok korktuğu şey milleti. Korktuğu için tehdit ediyor. Ey milletimiz, gücünüzün farkına varın. Bu millete hakkını vermeye devam edeceğim kardeşim. 15 Temmuz'da millet darbecilere karşı nasıl karşı durduysa 23 Haziran'da da 806 bin oy fark atarak demokrasiye sahip çıktılar. 806 bin oy farkı olunca hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı 3 gün ortadan kayboldu. Bu 31 Mart'tan sonra ne olacak biliyor musunuz? En az 2 hafta göremeyeceğiz onu. En az 2 hafta göremeyeceğiz. Herhalde 2 hafta külliyeden çıkmaz. Sayın Cumhurbaşkanı dün doğum gününde benim için bu şahıs nasıl olduysa yanlışlıkla bu görevi aldı dedi. Ben kendi seçim kazandım onun adı milli irade. Değil mi? Onun adı milli irade sandığa yansıdı ama ben seçim kazandığımda ne hikmetse birden adı yanlışlık oldu. Yanlışlık koyduğu ifade aslında bize bir başka mesaj veriyor. Erdoğan'ın demokrasi anlayışı tam da bu. Kendi kazanırsa, bakın kendi kazanırsa demokrasi milli irade, başkası kazanırsa yanlışlık. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi asıl mesele ne biliyor musunuz? Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi tanklarla, tüfeklerle hain bir grup milli iradeye el koymak istedi değil mi? Hatırlayın. 252 vatandaşımızı kaybettik. Şehitlerimizi buradan rahmetle, minnetle anıyorum. Ne yazık ki canları yitirdik o akşam, doğru mu? Hepsinin ruhu şad olsun. Onların direnciyle milletimiz milli iradeye darbe yapılmasına karşı durdu, doğru mu? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Darbe sadece illa tankla, tüfekli olmaz. Onu da söyleyeyim. Darbe iktidara hakim gücün anayasal kurumları etkisi altına almasıyla da olur. Ve 6 Mayıs'ı hatırlayın, 6 Mayıs 2019'u. 6 Mayıs 2019 akşamı İstanbul'da milli iradeye karşı adı konmamış bir darbe yapılmıştır, darbe. Seçimi iptal ettiler, seçimi. Seçimi iptal ettiler. İşte sadece seçimi iptal etmediler. Ne dediler? Sandıklarda 700 tane terörist var dediler. Bakın 700 tane terörist, doğru mu? 700 tane terörist var dediler. Peki ne oldu sonunda? Kimse ceza almadı, kimse. Ceza alan oldu mu? Hani terörist? Hani terörist yok. Yani ne yaptılar? Ya sırf bir seçimi başkası kazandı diye yalan konuştular, seçimi iptal ettirdiler, milletin demokrasiyle olan bağını koparmak istediler. Peki ne dediler? Oy çaldılar dediler. Dava bitti, oy çalan kimse yok, öyle değil mi? Oy çalan kimse yok. Bize demokrasi nutukları atan o beyefendi ne dedi hatırlayın? Sen 13 bin oyla İstanbul seçimini kazanacağını mı zannettin dediler. Doğru mu? 13 bin oyla. 13 bin oyu beğenmedi. Beğenmedi. Ne dedi? Bir şey daha dedi. Çaldılar ifadesi hukuki değil ama siyasi bir ifadedir dedi. Çaldılar ifadesi hukuki değil siyasi ifadedir. Yani anlayacağınız 6 Mayıs 2019'da ne yaptılar biliyor musunuz? Güle oynaya milli iradeye darbe yaptılar. Darbe. Darbe yaptılar. Peki ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? 15 Temmuz'da millet darbecilere karşı nasıl karşı durduysa 23 Haziran'da da 806 bin oy fark atarak demokrasiye sahip çıktılar. İşin özü bu.
İşin özü bu. 806 bin oy farkı olunca hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı 3 gün ortadan kayboldu. Bu 31 Mart'tan sonra ne olacak biliyor musunuz? En az 2 hafta göremeyeceğiz onu. En az 2 hafta göremeyeceğiz. Herhalde 2 hafta külliyeden çıkmaz. Çünkü bu millet yanlışlıkla denilen o tarz cinliklerine artık uyandı. Bu millet tecrübe kazandı. Sizin oyunlarınıza karşı bu millet bağışıklık kazandı, bağışıklık. Bağışıklık kazandı. Bu millete yeni oyunlar kurma fikrini aklınızdan çıkarın kardeşim. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Bu millet ne istiyor bizden biliyor musunuz? Çıkın er meydanında bizimle mertçe güreşin kardeşim. Mertçe güreşin. Gücünüz varsa. Ya kardeşim millet kimi seçerse ondan sonra işine baksın. İşini ondan sorsun. Kim seçilirse el üstünde tutulur. Tamam bir genel seçim yapıldı, seçildin. İşine bak milletimizin cebindeki parası pul oldu. Emeklimiz zor durumda, dar gelirli zor durumda. Asgari ücret yetmiyor. Ya sen milletin bu sorunlarını çözmek yerine Ekrem İmamoğlu aşağıya, Ekrem İmamoğlu yukarıya. Doğru mu? Doğru mu? Bu millet seni seçti. 2023 yılının Mayıs ayında seni seçti. Ya işine baksana. Enflasyonu düzeltsene. Ekonomiyi düzeltsene. Yok. Aklı fikri İstanbul'da. Aklı fikri İstanbul'da. 2-3 hafta sonra. 2-3 hafta sonra. Sokak sokak, mahalle mahalle İstanbul'un ilçelerini gezerse şaşırmam. Bak gezerse şaşırmam. Eminim her akşam beni rüyasında görüyordur onu söyleyeyim. Eminim her akşam beni rüyasında görüyordur. Bak ben söyleyeyim. Bu millet sana şans verdi. Şansını iyi kullanmıyorsun hükümet. Şansınızı iyi kullanmıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Ekonomiyi düzeltin. Aradan 10 ay geçti. Millet zor durumda. Bırakın bu seçimi sandıkta kim kazanırsa işini o yapsın.